Merhabalar, paraşütle üretim bandı tekniğin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ender Ahmet Yurt. Bugünkü konuğum Ufuk Kayserlioğlu, Shopify'dan. Merhaba abi, hoş geldin. Merhaba Ender, hoş bulduk. Nasılsın? Aynen de konuştum. İlk önce ben nasılsın diyeyim, çünkü sen benim misafirimsin. Teşekkür ederim, sağ ol. İyiyim, sen nasılsın? Ben deyim, çok teşekkür ederim. İstanbul'a geldin, ayağının tozuyla paraşüt ofisimiz, bizim ofisimize geldin. İyi ki geldin, çok güzel oldu. Uzun yıllar, kaç bayağıdır görüşmüyoruz. Evet, bir 3-4 senedir görüşmemiştim evet. Sanırım. Paraşütte de tanıdığım çeşitli insanları görme şansım oldu. Çok güzel oldu. Teşekkür ederim davet ettiğiniz. Hiç önemli değil. Zaten biz Ufuk abiyle 2013'te beraber çalışmıştık küçük bir girişimde. Sonra yollar ayrılmıştı ama hiç kopmadık. Kendisini çok seviyorum. Sağ olasın. Karşılıklı. Benim eski lead'im, paraşütte olmamın yegane sebeplerinden biri de o olabilir. Sağ olun. Şimdi seni biraz Ruby Türkiye'den falan tanıyoruz ama biraz kendinden ve çalıştığın şirketten bahseder misin bize? Tabii ki, kendimi tanıtmaya çalışayım. Ben aslen yazılımcı değilim. Eğitim olarak fizikçiyim. Hatta fizik doktorası yaptım. Ondan sonra fizik doktorası yaparken aslında akademide kalmak istemediğimi fark ederek kendimi eğlendirmek için yazılımlar yapmaya başlamıştım kendi çapımda. Ondan sonra o hobiler bir şekilde işe dönüştü. Ve ben oradan para kazanmaya başladım. Onun üzerine Türkiye'de birkaç startupta çalıştım. Seninle çalıştığımızda da bir sigorta, online sigorta satış sitesi üzerinde çalışıyorduk. Ondan sonra 2014'te Toronto merkezli bir şirketle uzaktan çalışmaya başladım. O bir web agency'ydi. Onların geliştirdiği bir ürün vardı. O ürün ekibine katıldım. Aralık ayından beri de Shopify'da çalışıyorum. Shopify'ı şirket olarak tanıtmam gerekirse, eminim bir sürü dinleyici biliyordur ama ben şu şekilde tanıtmaya çalışayım. Shopify'ı çoğu insan aslında e-ticaret platformu olarak biliyor. Fakat Shopify e-ticareti çoktan aşmış durumda. Şirketin şu anki logosu ve sloganı, daha doğrusu pardon logosu demeyeyim, sloganı Make Commerce Better for Everyone. Yani ticareti herkes için daha iyi bir konuma getirmek. Dikkat edersen e-ticaret değil, ticareti. Hmm. Çünkü biz girişimcilere hem e-ticaret yapabilmeleri için altyapı sağlıyoruz, hem de aslında offline'da perakende satışta veyahut da kiosk satışlarında POS ürünleriyle, cep telefonundan kredi kartıyla para çekebilecekleri ürünlerle, yani hardware ürünlerimiz de var. Çok geniş bir yelpazede insanların girişimci olabilmelerini sağlayan bir platform inşa ediyoruz ve bunu yürütüyoruz. Evet. Shopify'in genel olarak vizyonu ve yaptığı şey bu. Ve asıl büyük hedef de insanların girişimci olabilmelerini, ticaret konusunda özellikle girişimci olabilmelerini kolaylaştırmak ve bunu herkes için erişilebilir bir hale getirmek, demokratize etmek. Şirketimizin kurucusu Tobias Lütke, Tobi diye geçiyor. Genelde kısa ismiyle herkes hitap ediyor. Tobi'nin genel vizyonu da bu. Süper. Bayağı Shopify... başta evet dediğim gibi düşünülse de aslında çok fazla şey yapıyor. Bunu zaten takip edenler biliyordur ama bir de senden duyduk. Ben bu kadar detaylı olduğunu açık söylemek gerekirse bilmiyordum. İçine girene kadar ben de bu kadar detaylı bilmiyordum. İçine girdikten sonra öğrendim. Evet, bu kadar çok şey söylediğine göre o zaman siz çok farklı teknolojiler ve çok farklı programlama dilleri kullanıyorsunuz diye düşünüyorum. Aslında o kadar çok değil. Shopify'ın şöyle bir tarihçesi de var. 2004 yılından beri aktif olan bir startup aslında. Yani aslında bayağı 15 yıllık bir şirket. Ve ilk başlangıcı aslında Tobias, Tobi arkadaşlarıyla bir surfboard satma sitesi yapmak istiyorlar. O zamanki merakı o. Surf yapmayı seviyor. Surfboarding'i seviyor. Ve bunu bir para kazanma yoluna dönüştürmek istiyorlar arkadaşlarıyla. Ve bunu kolayca yapabileceği, e-ticareti hiç kod yazmadan yapabileceği bir platform bulamıyor.
Onun üzerine kendisi yazmaya karar veriyor. Ve o zamanlarda bir şekilde Ruby komünitesinin içinde ve Rails'ı duymuş. Ama Rails daha o zamanlar bir zip dosyası halinde elden ele dolaşan bir şey, daha 1.0 versiyonu da değil. DHH ile tanışmış. Rails üzerine kurmaya karar veriyor ve oradan başlıyor. Yani Shopify şu an sanırım dünyadaki en eski Rails kodlarından bir tanesi ve hiçbir zaman da sıfırdan tekrar yazılmamış. Hep üzerine inşa edilerek veya parçaları tekrar yazılarak gelişiyor. Ama hiçbir zaman oturup sıfırdan tekrar yazılmamış. O zamandan beri devam eden bir proje. Onun için şirket kültüründe Ruby ve Rails çok ağırlıklı. Bunun dışında arayüzde gittikçe artan bir React ve Node.js dünyasının etkisi var. Ondan dolayı bir miktar JavaScript ve Node.js teknolojileri var. Bir de yavaş yavaş Go tabanlı çeşitli mikro servisler veya işte proxy tarzı şeyler Go ile geliştirilmeye başlanıyor. Ama onun dışında çok da fazla şey yok, değişik teknolojiler yok. Şunu da söylemem lazım ama mobil uygulamalarımız var. Mobil uygulamalarda tabii ki mobil platformların kendi dilleriyle geliştiriliyor. Yanlış bilmiyorsam Android Kotlin ile geliştiriliyor. iOS uygulamaları da Swift ile geliştiriliyor. Ama şirket orada da mesela React Native'e bakmaya başladı. Yani aslında amaç bir iki dile konsolide olabilmek. Öteki türlü çünkü çok karışıyor. İnsan bulmak zorlaşıyor veya bulduğun iyi ve başarılı, becerikli insanları başka yerde kullanabilme şanslarını kaçırıyorsun. Onun için birkaç dile ve birkaç platforma konsolide olmaya çalışan bir şirket. Anladım, süper. Peki database'de ne yapıyorsunuz? Database sanırım tarihi olarak MySQL üzerinde gelişmiş. Hı hı. Ve yıllardır da MySQL kullanıldığı için bütün sorunlarıyla uğraşılmış ve şu anki haline getirilmiş. Onun için şirkette çok büyük de bir MySQL bilgisi ve kültürü var. Onun için bayağı büyük bir MySQL veri tabanıyla çalışıyoruz. NoSQL var mı? NoSQL persistent data için yok. Ama search mesela Elasticsearch'le onu NoSQL olarak sayarsak. Tabii Redis falan vardı. Ama işte persistent data için yok. Değil, yani Redis'te veya Memcache'te tuttuğumuz dataların hepsi her an yok olabilecek. Persistent data olarak MySQL. Anladım, mükemmel. Yani ben aslında demin saydığın daha böyle çok şey beklerdim. Yani ne bileyim böyle C++'lar ya da başka bir hani teknolojiler belki duyabilirdim diye düşündüm ama belki vardır, belki yoktur, bilemedim şu çok an. Çok ender birkaç tane projede olabilir. Evet, belki öyle olabilir. Evet, yani çok performans gerektiren yerlerde C, C++'la bir iki proje geliştirmiş olabilir ama oralarda da aslında Go yeterince iyi bir dil. Evet, doğru. Onun için ayrıca yani yeni insanları kazandırmak için de Go yeterince öğrenmesi de kolay bir dil. Çünkü C, C++'ın öğrenme eğrisi gerçekten çok dik. Evet. Onun için, özellikle C için bunu diyebiliriz. C++ için daha da fazla diyebiliriz aslında. Evet. C++'ın inanılmaz garip tarafları var. Kendi yani dili yaratan adamın da adını şimdi hatırlamıyorum ama onun da itiraf ettiği bazı şeyler yanlış oldu diye. Anladım. Gittikçe de karışıyor C++ yeni versiyonlarıyla. Güzel bir dil ama onun da kendi sorunları var. Anladım. Peki takım yani developerlar nasıl bölünüyor? Backend, frontend, DevOps yani hani eminim her takımın başka bir görevi vardır da. Bu arada sen söylemedin ama tabii. Sen hangi yani nasıl bir takımla çalışıyorsun? İstersen öyle onun üzerinden belki gidebiliriz. Tamam. Aslında istiyorsan ona son gelelim. Şimdi şirket bayağı büyük. Yani 4000 kişiyi geçti toplam çalışan sayısı. Ve 1000'den fazla kişi de research and development yani araştırma geliştirme yapıyor. Yani mühendis. 1000'den fazla kişi var. Azıcık şeyi anlatayım istiyorsan. Bizim asıl code base'imizin büyük kısmı bir monolit. Monolit. Evet, bizim core dediğimiz bir monolit. Yani Shopify'ın bütün store altyapısı bir monolitten oluşuyor. Onun için mühendislerin neredeyse
%90'ı o kod üzerinde çalışıyorlar. Çok ufak servisler var arkada. İşte shipping için bir servis var. Payment için ayrı bir servis var. Yavaş yavaş da servisler çıkarılmaya başlanıyor. Monolit de komponentler haline getirilip belki ileride servis olacak ama şu an bir monolit üzerinde çalışılıyor. Onun için bu kadar büyük insan sayısını özellikle tek bir codebase üzerinde çalıştırmak için böyle takım takım ayırmak yerine aslında daha çok organizasyonel yapı vertical'lar üzerine. Yani işte ürünün mesela Facebook'la entegre olan ürünü geliştiren vertical ve onun içinde birkaç takım. Çünkü Facebook'la birkaç değişik entegrasyon olabilir. O takımlar yapılması gereken işe göre oluşuyorlar. Peki çok hemen hızlıca sorayım da kaçırmayayım. O takımda full stack bir iş varsa developerlar frontend backend diye mi ayrılır yoksa full stack mi? Çünkü monolitse eğer full stack girilir diye düşünüyorum. Ya oradaki iş monolit değildir belki ama evet. Platform öyle. Şimdi orada benim aslında çok iyi bilmediğim yerden sordun. Çünkü ben kendi tecrübemden ancak aktarabilirim. Öncelikle ben 6 aydır şirketteyim. Bu kadar büyük bir şirkette bütün bunlara hakim olacak kadar bilgi edinmenin imkansız olduğunu fark ettim. Anladım. Çünkü ben de ilk defa bu kadar büyük bir şirkette çalışıyorum. Gerçekten öğrenilmesi gereken çok şey var şirkette. Ve hepsini öğrenmek de çok yorucu ve çok zaman alan bir şey. Aynı zamanda benim ekibim Rails at Shopify diye geçiyor. Yani Shopify'daki Rails ekibi. Ve biz Shopify'da bir özellik geliştiren bir ekip değiliz. Aslında Shopify'ın üzerinde çalıştığı platformun güncel tutulması, ondaki özelliklerin geri open source projelere aktarılması, open source projede Rails'daki yeniliklerin tekrar Shopify'a geri aktarılması gibi veyahut da bizim çalıştığımız Ruby'nin versiyonunun güncel tutulması veya işte Ruby ile ilgili şimdi Sorbet denen bir tool var Stripe'ın geliştirdiği Static Type Checker. Onun entegrasyonu projesinde çalışıyorum ben şu an mesafeyle. Ben böyle bir ekipte çalıştığım için bizim tabii front-end, back-end ayrımımız pek olmuyor. Çünkü yaptığımız her şey back-end'in de altı hatta. Evet, yani back-end kodu da çok fazla yazmıyoruz. İlk şirkete katıldığımda Rails 6 upgrade projesine katkıda bulundum. Rails 6'ya upgrade ettik ve bundan sonra da bir daha Rails upgrade'i yapmayacağız. Çünkü aslında Rails 6'ya upgrade etmedik. Rails Master'a upgrade ettik biz projeyi. Oradan yani çok küçük bahseder misin? Yani tabii ki. Bu, yani şunu çok merak ediyorum. Bu Shopify niye bunu yapıyor? Yani neden böyle bir şey var? Böyle bir vizyonu var? Yani ben Rails'ın Master'ını kullanıyorum gibi. Çünkü çok özür dilerim. Tabii ki. Çünkü çok büyük bir yapı. Ve sizin ekibiniz kaç kişi mesela? Bizim ekibimiz toplam 6 kişi. Evet, 6 kişi bu ekibin, yani bu Shopify'ın yaşayabilmesinden sorumlu anlayabildiğim kadarıyla. Evet, ama onun oturtulmasından sorumlu. Biz bir framework'i oturttuktan sonra onun sürekli yaşatılmasından sorumlu değiliz. Ha, okay. Ondan sorumlu olamayız. Zaten Shopify'da şöyle güzel bir şey var. Her kodun bir sahibi var. Komponentlere ayırıyoruz dedim ya. Her komponentin sahibi olan bir grup var. Bizim ekibimiz bir yapıyı şirkete daha doğrusu projeye oturttuktan sonra genelde komponent sahipleriyle beraber çalışıp onun komponentlerde adopt edilmesine yardımcı oluyoruz. Ama genelde onu kendi komponentlerine entegre edenler komponent sahibi ekipler Anladım. Oluyorlar. Şimdi yoksa zaman, 6 kişiyle öyle bir şeyin altından kalkmak imkansız. Okey, geri dönelim. Hemen sen demin dedin ki aslında Rails upgrade ediyorduk ama master'a geçtik. Evet. Buradaki motivasyon Rails'a upgrade etme
bir kere ilk Rails'ı sürekli güncel tutma motivasyonu, Rails'ı güncel tuttuğun zaman bütün Rails'da gelen yeni özelliklerden yararlanabilir oluyorsun. Geride kaldığında da çok geride kalmış oluyorsun. Bu sefer birden yükseltmek de zor oluyor. Çoğu şirketin yaşadığı bir şey. Çünkü Rails semantic versioning de kullanmıyor zaten. Ve her versiyonda breaking change'ler yapabilir durumda. Önce deprecate ederek yapıyorlar ama sonuçta breaking change'ler oluyor ve birden upgrade etmek çok zor oluyor. Shopify'da bunu dediğim gibi yani 1.0 olmadan öncesinden başladığı için, sürekli güncel tutmaya da çalıştığı için bazı upgrade'lerde 1-2 sene uğraşarak güncelleyebildikleri durumlar olmuş ve bu acıyla yaşadıktan sonra biz bunu daha iyi nasıl yapabiliriz'i kafa yormuşlar. Peki Shopify'da gene özür dilerim kesiyorum ama tabii ki. Aklıma geldikçe sormak tabii istiyorum. Tabii ki buyur. Şöyle bir şey olmuş mu hiç bilmiyorum, belki daha henüz bilmiyorum. Ya biz bu Rails'ı bir forklayalım kendimiz, hani Shopify için bir yok. Şeyler yapalım diye. Ha, tamam. Hayır yok. Rails'ın... O şöyle oluyor. Shopify'da Rails'ın üzerine inşa edilmiş mini framework'ler var. Mesela Active Job olmadan önce background queue'lar için bir şeyler geliştirilmiş şirkette. Şimdi Active Job geldikten sonra kalacak. Onu Active Job'a çevirmek için bir efor var. Hep ufak ufak adımlarla. Mesela onu siz mi yapıyorsunuz, onun için bir ekip Hayır, mi var? Onu bizim ekibimiz başlatmış, destek veriyor ama komponent sahipleri yapıyorlar. Bir de şimdi sanırım o tip böyle core backend işleri için bir ekip oluşturuldu. O ekip özellikle o işleri takip ediyor. Biz tamamen yani teknolojinin adoption'ından sorumluyuz. Yani şirkette ilk kabul edilmesinden sorumluyuz. Aynı zamanda şu an GitHub onu çok iyi yapıyor. Bizim de biraz daha iyi yapmamız lazım. Şirkette demin bahsettiğim geliştirilmiş mini framework'leri eğer başkalarının da kullanabileceği şekildeyse, mesela GitHub'da multi database özelliği varmış. Yeah. Onu kendi kodlarından çıkarıp Rails 6 ile beraber gelecek şekilde Rails'a entegre bu ettiler. Bu Action View Components olayı da GitHub'dan geldi. Evet, o da GitHub'dan geldi. Şimdi büyük ihtimalle Rails 6 bir de o da gelecek. Geldi. Yani bizim yani. Shopify kodunda da benzer şeyler var aslında. İşte bizim ekibin sorumluluklarından bir tanesi de onları bulup onları tekrar Rails'da başkalarının da kullanabileceği şekilde bir feature haline getirip Rails'a katkıda bulunmak. Şimdi Rails'ı güncel tutmuyorsan onu da yapamayacak duruma geliyorsun. Öyle bir sorun var. Bu arada şunu da söyleyeyim. Benim takım liderim Rafael Franca, Rails'ın top contributor'u ve aynı zamanda release manager'ı. Bayağı şanslısın. Ya evet, hani şirket bayağı şanslı. Çünkü Rails'ı o kadar içten bilen, yıllardır Rails'a contribute eden bir kişi şirkette çalışıyor. Aynı zamanda şirket bir sürü insana da teşvik ediyor contribute etmesi için. Şirkette bayağı Rails contributor'u olan birçok insan var. Hatta şimdi yeni bir committer da bizim şirkette yani var. Oradaki, ya tabii bu soruyu belki sonra sorardım ama şey de olabilir, şu anda soramıyorum. Yani committer'ı da Shopify'a göz kırpıyor ya da belki GitHub'a da göz kırpıyor. Yani Rails'ın... Ha yok, o committer şöyle. Ya bizde çalışan birisi şirkette yeni geliştirilen bir program var. Open Source Sabbatical deniyor. Yani bir 3 ay boyunca bir open source projede çalışmak için bir proje hazırlıyorsun. Bunu teklif ediyorsun ve işte şirket bunu kabul ederse 3 ay boyunca o open source projede çalışmak için sana süre veriliyor. Evet, ve imkan veriliyor. Ve genelde de bizim ekiple çalışıyor oluyorsun. İşte bir önce bu programda çalışan Gannon McGibbon, o sürecin sonunda onu da Rails'la kullandı. Ve Rails'daki bir sürü issue'ya cevap yazdı, bir sürü PR'a comment yazdı, merge etti. Kendisi de bir sürü PR açtı, birkaç özellik de ekledi. Hatta bu database migration özelliğini o ekledi Rails'a. Ha, yeni bir tane gelmiş. Yeni bir tane. Evet, evet, altıda yeni bir feature geliyor. Onun eklediği feature. O neydi feature. Ya? İşte database değiştirmek istiyorsan, MySQL'den Postgre'ye değiştirmek istiyorsan o özelliği ekleyen kişi o. O sürecin sonunda da çok iyi bir iş çıkardığı için Rails Core ekibi onu committer yapma kararı aldı.
O şekilde commit role, yani bizim şirketin çalışanları. İçeriden oldu. İçeriden oldu. Müthiş. Onun için yani öyle bir ekip var ve bu Rails'a katkıda bulunmak için en uygun insanlar şirkette. Ve Rails'daki versiyonu güncel tutmak için de en uygun insanlar şirkette. Şeye tekrar geri dönen birkaç parantez açmış olduk. Neden Rails Master sorusu geldi. Evet. Şimdi sürekli 5.1'den 5.2'ye upgrade, 5.2'den 6'ya upgrade gibi yılda bir upgrade etme süreçleri çok sorunlu oluyor. Aslında şunu yapmaya çalışıyoruz. Öyle büyük bir büyük patlama yaşatacağımızda şirket içinde haftalık olarak Rails'daki bütün yeni özellikleri entegre etmeye çalışalım. Hı hı. Tabii entegre olmuyor olabilir. Rails'da bir sorun olabilir. Rails'da bir sorun varsa onun için PR açalım. Hı hı. Bizim kodumuzda bir sorun ortaya çıkmışsa Rails'daki değişikliklerden dolayı onu düzeltelim. Ve o şekilde kodumuzu her zaman Rails'ın en son haliyle çalışabilir durumda tutalım. Ve sürekli güncel kalalım. Onun için aslında sürekli az bir efor gerekiyor. Haftalık olarak veya iki haftalık az bir eforla o haftaki Rails versiyonunu upgrade edebiliyorsun veyahut da bir sorun buluyorsun ve o Rails'a bir katkı olarak geri dönüyor. Veyahut da bizim kodda bir katkı olarak geri dönüyor. Onun için iki taraf için de çok faydası olan bir şey. Ve şu an onu yürütüyoruz. Şubat'ta 6'ya upgrade'imizi tamamladık. Daha 6 release olmamıştı. O zamandan beri de 6'nın bütün master'ını haftalık olarak upgrade ediyoruz. Çok güzel. Şimdi senin ekibin 7 kişi. Evet. Bir tane lead'iniz var. Evet. Ve nasıl çalışıyorsunuz? Yani hani bu ekip, işte demin anlattın ama bu süreç nasıl ilerliyor? Tabii. Şöyle anlatayım onu. Ya bu yani ekibine özel soruyorum çünkü daha yenisin ve tabii, evet, hani biraz şey, daha dinleyenler kusura bakmasın biraz daha şey bugün hani diğer sohbetlerde biraz daha yukarıdan baktık şirketlere. Şimdi biraz daha dipten bakıyoruz. Tamam, aslında ya, biraz daha teknik oluyor. Yukarıdan da bakabiliriz, ona da gelelim. Ya istiyorsan öyle yapalım, istiyorsan yok, çok önemli değil. Değil. Hayır ama... yok, bizim ekibin nasıl bir çalışma stili olduğundan bahsedelim tabii. Şu an için bizim 6 kişi 2 projeye bölünmüş durumda. Bir ekip hala işte o Rails upgrade'i, Rails'da daha fazla yapabileceğimiz iyileştirmeler veya bizim kodumuzda yapabileceğimiz iyileştirmelere odaklanmış olarak çalışıyor. Benim şu an çalıştığım ekipte Sorbet'in bizim koda entegrasyonu, demin bahsettiğim Stripe'ın daha dün open source yaptığı Sorbet'in bizim koda entegrasyonu, onun şirkette kabul görmesi, onun kabul görmesi için gereken internal tool'ların yazılması, işte metriklerinin takip edilmesi, bizim işimize yarıyor mu, yaramıyor mu, bunu kullanmaya devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz kararını verebileceğimiz noktaya getirilmesi işinde çalışıyorum ben şu an. Bizim benim çalıştığım 3-4 kişilik ekip de o işi yapıyor. Bizim ekibimiz aslında bayağı dağınık bir ekip. Ben Kıbrıs'tayım. Başka bir çalışan arkadaşımız Polonya'da. Bir arkadaşımız Fransa'da. Rafael ve başka bir arkadaşımız da Ottawa'da. Başka bir ekip arkadaşımız da Montreal ofisinde çalışıyor. İki kişi beraber, diğer herkes dağınık. Evet, diğer herkes dağınık. Yani aslında herkes dağınık diyebiliriz o iki kişi. Şans eseri aslında aynı ofisteler. Aynı odadalar. Onun için aslında her şeyimiz Slack üzerinden dönüyor. İşte günlük toplantılarda Slack botu sana işte soruyor, dün ne yaptın, bugün ne yapacaksın. Yani, anladım. Herkes oraya raporunu çünkü yazıyor. Çünkü time zone'dan dolayı. Tabii time zone'dan dolayı. Hoş, ben şahsen... 5 senedir uzaktan çalışıyorum. Şimdi 5 sene olacak sanırım. 5 senedir hep Kuzey Amerika ile çalıştığım için ve çalıştığım insanlarla aynı zaman diliminde çalışmayı sevdiğim için, aynı zamanda gece çalışmayı da sevdiğim evet. için, gündüz insanı da olmadığım için ben günlerimi hep kaydırmış durumdayım. Onun için aslında ben ayrı bir time zone'da çalışmıyorum arkadaşlarımdan. Hep 7 saat ileride çalışıyorum. Benim günüm
5 gibi başlıyor akşam. Gece 12, 1, 2 gibi bitiyor. Çok zor oluyor ya. Bilmem, benim işime geliyor. Çünkü gündüzlerim de bana kalıyor. Evet, uzaktan evet. Çalışmanın işte zaten getirdiği avantajlardan biri böyle bir seçimin olması. Aslında ben gündüzleri çalışmak istesem, ki Avrupa'daki öteki arkadaşlar gündüzleri çalışıyorlar, kimsenin bir itirazı olmayacak. Kimse bana yani akşam çalış demedi ne önceki işimde ne bu işimde. Sadece ben yani onu evet. tercih ettiğim için, bir de bana daha verimli geldiği için ve çalışırken birileriyle yazışmanın beni daha motive etmesinden dolayı onu tercih ettim. İşte ailem de ona alıştı. O şekilde. Evet, o önemli. Yaşıyorum. Şimdi gene parantez açtık. Şey dedin, daily yapıyor. İşte Slack botundan konuşuyorsunuz. Hı hı. Sonra zaten herhalde sprintler mi var? Yok. Yani sprintler yok. Bizim biraz daha Kanban gibi ilerliyor. Kanban gibi de değil. Biraz daha lightweight aslında. Ha. Bir GitHub proje board'umuz var. Orada yapılması gerektiğini düşündüğümüz işleri koyuyoruz. Ve işte kim ne üzerinde çalışıyor, onu sürekli görebiliyoruz. Haftalık olarak da pazartesi günleri toplanıp işte ne yaptık bu hafta, ne yapacağız gibi bir şey. Daha yüz yüze bir görüşmesini yapıyoruz. Ondan sonra herkes zaten ne yapması gerektiğini biliyor. Şimdi orada herkes ne yapması gerektiğini biliyor da, orada bir keseceğim. Bu biraz daha başka bir soruydu ama sorayım. Rafael'de değil mi? Evet. Ne yapman gerektiğini o mu karar veriyor, yoksa bir iş, bir şeyler yapılacak, işte Shopify, Rails'ta şöyle bir şeyler var, biz bunu iyileştirmemiz ya da düzeltmemiz gerekiyor diyor ve orada kararları o işi yapacak insan mı alıyor? Analizini falan o mu yapıyor gibi? Onu. Evet, ikinci dediğine daha yakın. O zaten genel şirket kültürü de o şekilde. İstiyorsan orada biraz bu şirket kültürüne de gireyim. Olur. Şirketteki kullanılan sloganlardan bir tanesi de highly aligned, loosely coupled. Yani İngilizce. Türkçe'ye şöyle tercüme edebilirim. Birlikte hareket eden ama birbirine gevşek bağlanmış ekiplerin çalışması. Klasik örneği de şöyle, bir futbol takımını düşün. Evet. Herkes aynı amaç için çalışıyor aslında futbol takımında. Ama hiçbiri birbirine iplerle bağlanmış ve aynı hareketleri yapan kişiler değiller. Evet, süpermiş. Aynı amaç için hareket eden ama kendi içlerinde bağımsızlıkları olan, işte ne harekette bulunacaklarını kendileri karar veren insanların oluşturduğu bir şey oluyor takım aslında. Güzel bir mottoymuş. Evet, güzel bir motto. Ve aslında bütün şirketin işleyişi, yani tepeden aşağı kadar bu şekilde. Genelde yıllık hedefler belirleniyor. Onlar Şubat ayında bir bizim kendi içimizde bir zirvemiz oluyor, summit deniyor zaten. Orada genelde yukarıda belirlenmiş hedeflerimiz, yani bu sene şunları yapmak istiyoruz diye o hedefler açıklanıyor, paylaşılıyor bütün çalışanlarla. Bu sene şunları hayata geçirebilmek istiyoruz diye. Ondan sonra o yavaş yavaş altında insanlar ona nasıl ulaşabiliriz diye, işte product managerlar, project managerlar ve aynı zamanda tabii ki yazılımcılar beraber onları ufak ufak projeler haline getirip ufak ufak projeler halinde deliver ediyorlar. Onun için tepeden aşağıya kadar aslında hep böyle bir hedef gösteriliyor ve insanların o hedefe ulaşabilmesi için de insanlara her türlü fırsat veriliyor. Ve zaten insanları işe seçerken de bu şekilde çalışabilecek insanlar seçmeye vizyonu çalışıyorlar. Olan. Yani bu vizyonu olan ve bu vizyonda çalışabilecek insanları işe almaya çalışıyorlar. Onun için şirket kültürü böyle olduğu için aslında genelde, en azından benim ekibimde, benim lead'im bana bunu yapacaksın, şunu yapacaksın demiyor. Ama işte bir şeyi nasıl yapmak istediğimizi biz ekip olarak konuşuyoruz, planlıyoruz, tartışıyoruz. Sonra bir şekilde yapmak istediğimize karar veriyoruz. Veya birimiz diyoruz ki ben bunun bir proof of concept'ini yapayım, bir göstereyim. Sonra diyoruz ki bu olmuş veya olmamış, biz bunu farklı yapalım. Ekip olarak karar veriyoruz. Bazen de bir kişi diyoruz ki sen bunu çok iyi biliyorsun, sen yap. O yapıyor ve hepimiz memnun kalıyoruz. Mesela sen şimdi sorbetteyim, onunla daha sorumluyum dedin. Tabii. Ya neden Ufuk yani? Onun bir özel bir sebebi var mıydı?
Yok, ben bir önce çalıştığım işte en son TypeScript ile bayağı uğraşıyordum ve çok zevk alıyordum. Yani normal JavaScript ile kod yazmaktansa TypeScript ile kod yazmayı her zaman tercih eder hale gelmiştim. Çünkü TypeScript'in getirdiği opsiyonel type'lar çok hoşuma gitti ve kodumu da daha iyileştirdiğini çünkü sen şimdi işte ona bahsetmedin. Senin background'un C++ falan gibi yani. Evet, ben onlardan bahsetmedim ama sektörde uzun süredir çalıştığım için evet. C, C++, Delphi ile yazdığımız şeyler var. O yüzden var. Senin onlara böyle bir PHP ile yazdığım şeyler var. ASP, ASP.NET, C Sharp yani neyse karman çoran bir sürü teknolojiyle haşır neşir olma imkanım oldu çeşitli çalıştığım yerlerde. İşte en sonunda bir önce çalıştığım şirkette TypeScript'le bir şeyler yapıyordum ve çok eğleniyordum ve Ruby'ye type'ların getirileceğini zaten daha Shopify'a katılmadan önce sorbeyi duymuştum ve çok heyecanlanmıştım. Ekibe katıldıktan sonra ekibimizin böyle bir vizyonu olduğunu duyunca da aslında ben çalışmak istedim o ekipte. Biraz da kendim gönüllü olmuş oldum yani. Bir de işte evet eski C, C++ tecrübem olduğu için bir miktar aslında sorbet çünkü C, C++ ile yazılmış performanslı olsun diye bir araç. C++ ile yazılmış bir araç. Bir miktar ona katkım oldu ama benden daha iyi katkı yapabilecek daha genç bir arkadaş var takımda. Aha. Onun çok daha fazla katkısı oluyor. O C++ canavarı. Aha, çok müthiş. Da yetenekli bir arkadaş. Onun çok daha fazla katkısı oldu. Bir de bizim ekipte benimle neredeyse aynı zamanda işe giren ve doktorası compilerlar ve bilgisayar dilleri konusunda olan bir arkadaş var. Onun da daha çok katkısı oluyor. Ben daha çok aslında şey kısmında çalıştım. Onu da yakın zamanda open source edeceğiz. Bir proje için Sorbet'in anlayacağı Ruby interface dosyalarının otomatik üretilmesi tarafını asıl ben götürdüm. Bugün Slack'ta tabii Ruby Türkiye kanalına gelirseniz görürsünüz arkadaşlar. Evet. Slack'ta bahsettiğin şeyler mi? Evet. Bir thread başlatmışsın, evet, çünkü, orada bayağı bir yazmışsın. Yani biraz orada teknik detayına girmek istiyorsak çok kısaca onu tabii şey girebiliriz yapayım. Tabii girebiliriz de bu işin amacı o. Şimdi Ruby'ye tipler ekleniyor ama şu ana kadar yazılmış Ruby kodlarının içinde tip bilgisi yok. Evet. O tipleri ama Sorbet'in bir yerden görebiliyor olması lazım. Onun için bulunan yolda bir interface dosyası yani C bilen insanlar için header dosyası gibi. Aynen. Bir interface dosyası yazıyorsun. İşte bu metodun tipleri bunlardır diye. Ha. Veya bu nesnenin bu metotları vardır. Yani tiplerini yazmasan bile bu metotları vardır. Bunları çağırabilir. Bunun dışında bir şey çağırıyorsa bu bir hatadır diye. Veya bu metot bu parametreleri alır diye belirtmen lazım. Bizim projenin de kullandığı çok fazla gem var. Bu gemlerin hiçbirinin içinde tip bilgisi yok. O gemlerin hepsi için bu tiplerin en azından ana hatlarının belirtilmesi lazım. Objenin adı nedir? Hangi mixinleri vardır? Superclass'ı nedir? Ne metotları var? O metotların hangi parametreleri varın? Bir Ruby interface dosyası olarak yaratılması lazım ki Sorbet onu anlayabilsin. Yoksa ben bu tipin ne olduğunu bilmiyorum diyor doğal olarak ha, tool. Biz ilk başladığımızda oradaydı. Ya meraktan soruyorum bunu sadece. Şimdi aklıma geldi. Crystal var biliyorsun Ruby'nin evet. Compile edilebilen evet. Versiyonu. Onu şey alıyor mu kendine? Örnek alabiliyor mu? Sonuçta orada da type'lar var. Var ama yok. Aslında Sorbet Ruby'nin çalışma tarzına olabildiğince uymaya çalışarak Ruby'nin kullandığı tipleri tarif etmeye çalışıyor. Yani yeni bir tip yaratmaya çalışmıyor aslında. Yeni Anladım. Bir tip hiyerarşisi yaratmaya çalışmıyor. Mesela Ruby'de bilen bilir Boolean tipi yok aslında. Evet, evet. False class var. Class true class tip var. Yok zaten. Class var. Yok ama yani Boolean diye bir class da yok. Evet, evet. True class var. False class var. Şimdi Boolean aslında true class veya false class olabilen şeyler bütünü. Ve Sorbet'e de aynen bu şekilde. Onun için bir değişkene ilk false atarsan o değişkenin tipi false class oluyor Sorbet'e. Yani Sorbet'e o şekilde anlıyor kodu. Anladım. Sonra ona true ataması yaparsan tipi değişmiş oluyor. True class olmuş oluyor. Anladım. Peki abi siz şimdi geliştirmeleri yapıyorsunuz. Bir iş var.
Ya bu soru aslında tabii çok gereksiz olacak ama gene de sorayım ben. Code review, test, bu tip yaklaşımlara sizin ekip özelinde ve genelde Shopify'ın yaklaşımı çok mu sert, soft mu, böyle nasıl onu yürütülüyor? Şimdi yazılan her kodun test olması isteniyor. Onun için o konuda bayağı sert. Çünkü test olmayan kodu maintain etmek imkansız. Doküman da önemli değil mi? Doküman da önemli tabii ki. Dokümanlar genelde önceden yazılıyor zaten. Ha. Yani proje yazılırken bu projede ne yapılması hedefleniyor, niye bu proje yapılması lazım, bu projede çıktıları ne olacak, bu çıktıların başarılı olup olmadığını nasıl ölçeceğiz diye aslında baştan dokümanlar yazılıyor. Hı-hı. Ondan sonra proje çıktıları tabii ki dokümente ediliyor, paylaşılıyor. Dokümentasyon tamamen ayrı bir şey. Ama bizim bu monolitte yaklaşık 100 bin tane test var. Yani her komitte çalışan 100 bin kadar testimiz var. Ve CLI'larınız? İşte kendi build şeylerimiz var. Build kayıt üzerine kurulu bir Shopify build tool'u var. O bunu worker'lara dağıtıyor. İşte bir sürü makineler çalışıyor ve sürekli kodun doğruluğunu sunuyorlar. Ve o, çünkü ya bu kadar büyük bir kodda o kadar çok test çalıştırmadan bir eklenti yapmak çok korkutucu. Evet, çok riskli. Ayrıca öyle bir şey olmasa zaten Rails upgrade'leri de yapılamazdı. Aynen, onu diyecektim yani. Onlar da işkence olur. Neyin kırıldığını bilmiyorsun. Peki şeyiniz var mı, böyle Robocop tarzı bir linter olsun, evet, ya da şirket içinde bir ya biz bunu böyle yapıyoruz diye böyle kod yaklaşımlarınız var mı? Koddan çok Robocop kullanılıyor. Robocop'ta şirketin kendi bir code style şeyi de var. Hı-hı. Ve onlar Robocop dosyaları olarak koda zaten hata veriyor eğer o stile uymuyorsan. Ama şirkete aslında şundan bahsedeyim, bana o daha ilginç geliyor. Şirkette neredeyse her şey, yapılması istenen her şey otomatize edilmiş durumda. Süper. Ve her şey yazılımcının hayatını olabildiğince kolaylaştırmak için yapılıyor. İstiyorsan hızlıca şöyle bir özelliği yazmaya başladığın veya daha doğrusu yeni şirkette bir laptop aldın. Sana sıfır bir laptop verdiler. Oradan mesela bir özellik geliştirmeye nasıl başlayabiliyorsun? Evet, olur. Sonra onu nasıl... Çok uzun sürmeyecekse olabilir. Çok uzun sürmeyecek. Şimdi bir kere bizim şirkette Developer Acceleration adında, yani yazılımcı hızlandırıcı, ivmelendirici bir ekip var. Bu ekibin tek görevi başka developerların işlerini kolaylaştıracak internal tool'lar geliştirmek. Bunların en büyüğü de dev denen bir tool. Bir yazılımcının Shopify'da ilk kurduğu tool dev tool'u. Dev tool'u kurduktan sonra Shopify'daki bütün projeleri dev clone diyerek klonlayabiliyorsun. Ve ondan sonra klonladıktan sonra dev up dediğinde o proje bütün dependency'leriyle hazır hale geliyor. Süper. Yani veri tabanları kuruluyor. Eğer oraya belli datalara girilmesi gerekiyorsa onlar giriliyor. Seedler kuruluyor. Başka şeyler, yani ne hazırlanması gerekiyorsa. Tabii o bir script aslında, arkada bir script çalışıyor da her o projenin tak böyle bir scripti onlar, evet, olması bekleniyor zaten. Ve yani dev clone, dev up dedin mi herhangi bir proje, şirketteki herhangi bir projede çalışmaya başlayabiliyorsun. Bunun üstüne dev top hat denilen bir kavram var. Top hat de yani yazdığın bir şeyi kendin test etmen. Can Özmen'le yaptığım programı da bugün dinleme şansım oldu. O da benzer bir şeyden bahsetti. Kendi yazılımcının kendi masasında test etme veya yan masasındaki kişiyle test etme şeyini. Bizde bu dev tool'unda o entegre, dev top hat dediğinde işte senin veri tabanında yaptığın değişiklikler veya oraya eklediğin datalar paylaşılabilir bir hale geliyor ve başkası da direkt onu kendi bilgisayarında çalıştırabilir hale gelebiliyor. Dev top hat diye bir komut var. Birden mesela senin yazdığın bir özelliği, ben top hat deyip işte bir onun bir identifier oluşuyor. O identifier'ı vererek senin yazdığın özelliği kendi bilgisayarımda deneyebilir duruma geliyor. Bütün veri tabanı yapısı her şeyle. GitHub kullanıyoruz değil mi? Bütün GitHub kullanıyoruz. Bütün şeyde GitHub. Şirket yine sloganlarından ve politikalarından bir tanesi, şirket içindeki her şeyin
açık olması. Ha, onun için şirket içindeki ama... herkes bütün repoları, yani belki Ender birkaç tane kapalı repo vardır ama onun dışında herkes her repoya ulaşabiliyor. Her repoya işte PR yapabiliyor. PR merge edebiliyor. Şirkette herkesin o konuda statüsü, yani çünkü insanlara güven duyuluyor şirkette. Yani. Statüsü aynı. Onun için yani bu dev tool'u da herhangi bir projeyi bilgisayarında indirip çalıştırabilmene yarıyor. Ondan sonra bir özellik geliştirdikten sonra buna bir PR açıyorsun GitHub'da. Orada çeşitli bizim botlar var. Caution Tape bot deniyor içeride. Onlar çeşitli işte güvenlik şeyleri, artık şirkette onlar da şirket içinde açık bir tanımlanmış şey. Şekilde. Tanımlanmış şeyler. Sen de bir şey eğer senin için de gerekiyorsa ekleyebilirsin. Biz daha yapmadık ama mesela sorbe için bir şeyin yapılmasını istiyorsak herhangi bir kodda onu check edecek bir kural yazıyoruz oraya. Herhangi bir PR'de otomatik olarak o kontrolleri yapıyor. Bir sorun görürse hemen bir comment yapıyor PR'a. Burada böyle bir sorun olabilir. Ve bir takımı da mentionlıyor orada. Ki o takım gelip ona baksın bir sorun var mı diye. Yazılımcı da ne yapması gerektiğini biliyor. O kısmı da otomatize edilmiş durumda. Ondan sonra PR için ya eğer değiştirdiğin şey dedim ya her kodun bir sahibi var. Sahibi olan bir koda dokunuyorsa genelde o kod sahiplerini PR review için etiketliyorsun. Mesela bizim Rails ekibinin sahibi olduğu bazı kodlar var. Onlara dokunuluyorsa bizim ekip etiketleniyor otomatik olarak. Onlar da otomatik geliyor zaten. Ve takım arkadaşlarını etiketliyorsun ki işte takım arkadaşların da sana yorumda bulunsun. Ondan sonra en az iki, genelde evet, üç onay alındıktan sonra. Evet, ama en az iki. En az iki. Bir onayla olmuyor. Peki hepsini de senin takımın için soruyorum. Evet. Bu tip bu akışta sen gittin bir PR açtın. Lead'in oluyor mu? Bazen oluyor, bazen olmuyor. Bazen olmuyor. Kendi içinizde halledebiliyorsunuz. Yani bir ekibi etiketliyoruz zaten. Ha, ekip. Ekip, yani sorbe ekibi diye bir ekip tanımlanmış. Ekibi etiketliyoruz. O ekipten iki kişinin onayıyla şey yapabiliyoruz. Peki mesela senin özelinde konuşayım. Tabii ki. Ben bir yere geliştirdim ve attım. Sen de bakıyorsun bir reviewer olarak. Neye dikkat ediyorsun? Ya da sana buna bak dediler mi? Öyle bir konuşmamız olmadı. Ama ben şahsen kodu hep kafamda çalıştırmaya çalışırım. Herkes öyle yapmıyor. İndirip onun, çalıştırmıyorsun önce. İndirip çalış, yani çok ender indirip çalıştırıyorum. Ya o zaten kadar ben şey düşünüyorum. Şey değil. Yani onu zaten eğer öyle bir şey yapılması gerekiyorsa zaten işte Top Hat falan gibi tool'larla zaten daha önceden yapmış olman lazım. PR onun için biraz geç. Ama PR'ı hani çekip kendinde bir bakacaksın ya o branche. Yok, genelde diff'ten kafamda yani bu işte evet. Bunu ben kafamda çalıştırıyorum. Buradan ne tip sorun olabilir? Burada akışta ne eksik olabilir? Hangi branch acaba şey yapılmamış, burada yazılmamış veya düşünülmemiş gibi kafamda çalıştırarak bir şey yapıyorum ama herkes de böyle yapmıyor. Zaten herkes. Şöyle bir şey var. Yani bunu yapmak zorunluluğun da yok ama ben onu yapmayı sevdiğim için ya yapıyorum. Ben bu özelliği burada edindim açıkçası. Yoktu. Bize de PR review'lar geliyor ya da biz de açıyoruz şirket içerisinde ve yani mesela gördüğümde kodu eğer kafamda çalıştıramıyorsam, eğer anlayamıyorsam, ha demek ki bu kod yanlış. Yani bir şeyler eksik. Ya isimlendirmelerde evet, bir sıkıntı var ya akışta bir sıkıntı var. O kendini zaten söylüyor. Evet, doğru. Ha, belki çok bakmam büyük bir şeyse, çünkü bizde de hani bazen şey monolit de bir şeyler var, uygulamalar. O çekip bakmak gerekebiliyor. Onu o şekilde bilirim, ama bazen. Ben tercih etmiyorum senin dediğin ama, gibi. Evet, kafada yani çalıştırabiliyorsan. Yani PR'ın amacı kodun doğruluğunu kontrol etmek değil. O çünkü yazılımcının kendi sorumluluğunda. Aynen. Doğruluğu. Ben yine de doğruluğunu kontrol etmeyi kendi analitik kafamdan dolayı tercih ediyorum ve seviyorum. Ama asıl bakılması gereken PR review'larında kodun ne kadar maintainable yazıldığı, ileride sorun çıkarıp çıkaramayacağı, aynen, başka şeylerle olan ilişkilerinde düşünülmemiş bir şey olup olmadığı veya architectural olarak, yani mimari olarak daha iyi bir yolu olup olmadığına dair şeyler. Bir de tabii ki güvenlik sorunu var mı yok mulara bakmak önemli. Çünkü güvenlik herkesin sorumluluğunda olan bir şey. O da şirket politikalarından birisi.
yani güvenliği bir iki insana bırakıp geçemezsin. Aslında herkesin biraz güvenlik konusunda gerekiyor. Biraz özellikle query'lerde falan daha dikkat etmek gerekiyor. Yani, o tip şeylere dokunuyorsan onları da düşünmek gerekiyor. Peki şeyi nasıl yapıyorsunuz? Yani bu herhalde o konu bitti mi? Sonuçta baktınız baktık ama tabii bir de bunlar arkada build'a gidiyor. Bir CI pipeline var. Demin bahsettiğim işte bizim core'da çalışıyorsan işte bazen bir iki test fail ediyor. İşte onların niye olduğunu peer review yapan insanlar da şu test fail etmiş büyük ihtimal bundan diye. Ama zaten açan görmüyor mu? Bazen işte eğer sen daha önce gördüysen yazabiliyorsun. Ha, okay. Şey değil orada. Ama yani öyle bir güvenlik kalkanımız da var. Onun yani yeşil oldu mu hata yapmadığından neredeyse eminsin. Tabii kendin de testler eklemiş olman lazım oralara. Eğer yeni bir özellik ekliyorsan. Ondan sonra okeylendi. Yeterince çok insandan da okey aldı. Bunun şimdi master'a merge edilmesi lazım. Onu kim? Açan mı merge ediyor? Şimdi onu da makineler yapıyor. Çünkü açanın merge etmesi biraz tehlikeli. Niye? Biz master'ı sürekli deploy ediyoruz şirkette. Güzel. Onun için aslında ve çok insan aynı kod üzerinde çalışıyor. Konfliktler çıkma ihtimali var. Merge edildikten sonra merge etmeden önce build eden bir şeyin merge edildikten sonra build etmeme ihtimali var. Çünkü race condition'lar olabilir. Başkasının yaptığı bir değişiklikten dolayı senin değişikliğin çok build doğru. etmez olabilir. Onun için onun da bir otomasyonu var. Bir merge queue kavramı var. GitHub'ın üzerine bir Chrome extension olarak yazılmış bir tool. GitHub merge butonuna basmıyoruz. Merge queue'ye atıyoruz. Ve arkada bir makina o merge'leri sıraya koyuyor. Ondan sonra tek tek merge ediyor. Beef'lerine falan bakıyor herhalde. Bakmıyor. Yani tek tek merge ediyor. Merge ettikten sonra build edip yani tekrar build ediyor master üzerinde merge ettikten sonra. Bir sorun yoksa öbürünü alıyor. Bir sorun varsa durduruyor. Bir sorun yoksa gruplayarak deploy ediyor. Shipit diye de bir servisimiz var. Bu arada bunların hepsi bizim blogda anlatılan şeyler. Yani merak eden insanlar Shopify'ın Production Engineering blogunda veya Engineering blogunda hatırlamıyorum ama araştırarak bulabilirler. Ama güzel bir yaklaşılmış yani. Evet, yani Shipit diye de bir tool var. Zaten Kubernetes üzerinde çalışan şeyler. Shipit'te master'da build'ı yeşil olan kodu alıp birkaç commit'i beraber alıp production'a deploy ediyor. Ve sürekli yani sen bir kodu merge ettin mi eğer build'da bir sorun yoksa direkt production'a çıkıyor. Peki pardon. Yok tamam bu kadar. Zaten. Şimdi orada ettik sen bir feature geliştirdin ya da bir şeyler yaptın zaman geçti. Ve bir bug oldu. Ve bu bug senin geliştirdiğin ya da yani bir bug oldu. Burada Shopify nasıl yaklaşıyor? Yani teknik destek, bug, fix, maintenance bu tip şeyleri nasıl yapıyorsun? Biraz maintenance'dan konuştuk aslında da. Evet. Şimdi bizim şirketin zaten aslında büyük bir kısmı support çalışanı. Yani çünkü çok büyük bir support kültürü var. Yani bu müşteri destek insanları hem müşterilerine işlerini nasıl yapabilecekleri konusunda, Shopify'ı nasıl daha etkin kullanabilecekleri konusunda destek veriyorlar. Hem de teknik sorunları varsa onları teknik ekiplere aktarmaktan sorumlular. Teknik ekiplere o aktarıldıktan sonra teknik ekipler kendi içlerinde bunu hallediyorlar. Ben ürün ekibinde çalışmadığım için onu bizzat yaşamadım ama altyapıda olan sorunlar varsa... Onlar geliyorsa benim çalıştığım şemsiye Production Engineering diye geçiyor. Başka şirketlerde SRE, Site Reliability Engineer gibi. Yani DevOps'a daha yakın sistemlerin ayakta kalmasını sağlayan ekipler aslında. Ama bizde mesela Developer Acceleration da onun altında. İşte Rails ekibi de onun altında. Çünkü aslında bütün kodun altında çalışan katmanlara bakıyoruz. Onun için bu ekipler aslında işte... sistemlerde bir sorun varsa alert oluyorlar, page oluyorlar. Şirkette her gün bir kişi air traffic control yapıyor. Yani hava trafik kontrolörü. O kişi çıkan sorunları ilk duyan kişi ve kendisi çözmekle sorumlu değil. Çözecek insanları haber vermekle sorumlu. Hangi ekibin sorumluluğundaysa sorun. Onlar haber veriliyor. Gerekiyorsa işte pager duty'den page oluyorlar.
onlara bir mesaj gidiyor, uyanıyorlar, gerekiyor işte Slack'e giriyorlar, bir kanallarda konuşuluyor. Acil çözülmesi gereken bir şeyse hemen çözüm yapılıyor veya yanlış bir kod deploy'undan dolayı ise hemen revert ediliyor. Hmm. Genelde revert edip sonra düzeltmeyi tercih ediyoruz. Çünkü düzeltmek için vakit kaybetmek istemiyor kimse. Genelde bu şekilde çözümleniyor. Ve her zaman tabii bir feature'dansa sorun, feature'ı geliştiren insanın sorumluluğunda onu düzeltmek. Ha, anladım. Yani dediğin veya gibi ekibin, o an oradaki kişi değil de o biliyor. Yani o artık öğreniyor komitlerden falan herhalde. Ufuk, sen ilgilenmiştin. Sonunda evet. Yani işte peki senin... bu sorun hangi komitten oldu diye gene gerekiyorsa air traffic controller gidiyor bakıyor. Sanırım şu komitten diye. O işte Slack'tan notify ediliyor veya onun ekibine haber veriliyor. Bir şekilde oraya ulaşıyor. Bir önceliği var mı? Elindeki işi bırakıp ona mı geçiyorsun? Emin değilim. Ben şahsen öyle bir durumla karşılaşmadım. Tamam, karşılaşınca. Onun için çok da emin değilim. Ama şundan da bahsettiğim, bir yandan da şirket diyorum ya çok otomasyon yanlısı. Spy diye de bizim bir Slack botumuz var. Şirket içinde neredeyse her şeyi Spy üzerinden yapabiliyorsun. Hmm. İşte mesela insanlara uyarı gönderen şey de Spy. Veya işte bir şeyi, bir özelliği production'a geçirdin ama aslında herkese açmak istemiyorsun. Feature flag'le açmak istiyorsun. İşte o feature flag'leri %0'dan %10'a arttıran komut da Spy. Veya işte bizim bütün çalışan serverları bizondan başka bizona taşıyan komut da Spy. Hmm. Şirkette herkes o Spy komutunu çalıştırabilir. Tabii kimin ne çalıştırdığı takip ediliyor yani. Yani şirkette herkese güveniliyor ama tabii takip ediliyor. Veya çeşitli metriklerle ilgili soru sorabiliyorsunuz Spy'a, onunla ilgili cevap verebiliyor. Veya GitHub repolarında belli işlemler yapmak istiyorsan onu da Spy yapıyor. Herkesin erişimi var ama admin değil insanlar tabii repolarda. Onun için bazı admin tasklarını GitHub repolarında onu da Spy yapıyor. Böyle chatops'la neredeyse her şeyi zaten Slack'tan işini görebiliyorsun. Her şey otomasyon. İşte Shipit zaten senin şeyin yaptığın değişiklik, commit'in deploy olacaksa sana Slack üzerinden haber veriyor. Bu önce Kanarya şeyine gidiyor, havuzuna gidiyor senin yaptığın değişiklik. Hemen production'a geçmiyor, onu söylemeyi unuttum. Staging gibi. Staging gibi ama canlı. Yani bizim müşterilerin bir kısmının gördüğü AB gibi. Eğer orada bir şey ters gitmiyorsa ondan sonra production'a geçiyor. Onun bir süresi mi var? Evet, bir belli bir miktar. Test edilmiş. 10 dakika, 15 dakika. Evet. Orada bir sorun çıkmadıysa işte ona her şeyin, eğer benim yazdığım bir kod deploy alıyorsa Kanarya makinalarına Canary Deploy deniyor şirkette ona. Eğer oraya deploy oluyorsa işte Spy bana Slack üzerinden mesaj atıyor. İşte git metriklere bak. Bir şey yanlış gidiyor mu gitmiyor mu senin commitinden dolayı. Bir şey yanlış gidiyorsa işte hava trafik kontrolörüne haber ver. Gerekiyorsa kodunu geri al falan diye. Yani hataları düzeltmek herkesin sorumluluğunda. Süper ya. Yani böyle bir biraz görmüyorsunuz. Ben ağzım açık dinliyorum burada. Şimdi teknik konular çok güzel. Sonu gelmez eminim ama bir 50 dakikayı geçtik. O yüzden daha böyle artık güzel canlı konulara geçmek istiyorum. Olur, tabii çünkü ki. Shopify eminim çok güzel şeyler yapıyordu. Çok büyük bir şirket olduğu için. Peki şeyi nasıl yapıyorsunuz? Yani developer'ın motivasyonu Shopify nasıl yüksek tutuyor? Tabii ki open source projeler de var. Okey, çok güzel. Evet. Ama böyle mesela bu yeni Rails Conf oldu. Evet. Ona gönderdi, konuşmacı gönderdi biliyorum. Zaten Rails Conf sponsor oldu. Aynen, sponsor oluyor, destekliyor. Sponsor olduk bizden. Peki bir şey sorabilir miyim? Zorluyor mu? Onu merak ediyorum. Hayır. Yani hani hayır, biz zorlamıyoruz. Ufuk sen bu sene bir tane sunum yapacaksın gibi bir şey diyor mesela. Sen bu sene girdiğin için belki. Yok, hayır. Öyle bir şey yok. Öyle bir zorlama yok. Aklımda bir konu olsaydı aslında ben de başvuruda bulunacaktım. Ama peki Shopify'da çalışıyorsun diye bir şey yapıyorlar mı? Hayır. Yapmıyorlar. Okay. Bir tek sponsor olduğumuz için sponsorluğumuzdan dolayı bir session hakkımız vardı. Hı-hı. O konuşmayı da bizden security ekibinden bir arkadaş yaptı. RailsConf 2019 konuşmalarından onu dinleyebilirsiniz. Zaten o sponsored session olarak geçiyor. Ha, okay. Yani şey olarak. Peki onun dışında şirket içerisinde
side project efendim, yani tabii ki vardır böyle etkinlikler, tabii, tabii. Şunlar bunlar. Ya sen uzakta olduğun için bunları hissediyor musun bilmiyorum. Şimdi da. Şimdi uzaktan tabii biraz daha az hissediyorsun ama şirket özellikle de çok büyük olduğu için Ottawa'da ufak bir şehir aslında. Yani hı-hı. Kuzey Amerika'nın öyle büyük şehirlerinden biri değil. Bizim şirketin merkezi Ottawa'da. Ama aynı zamanda Toronto'da ofisler var, Montreal'de var, Waterloo'da var. Yani şirket zaten aslında Kanada içinde bile dağınık olarak çalışan bir şirket. Onun için aslında herkes bir miktar uzaktan çalışıyor. Çünkü takım arkadaşların başka şehirde veya aynı şehirde başka ofiste olabilir. Ofis, Toronto'da birkaç ofis var mesela. Şuna gelmeye çalışıyorum. Ama yani mesela Ottawa gibi bir şehirde aslında ufak bir kasaba gibi bir yer. Ofisin kendisi. Onun için mesela aynı konuyla ilgili bir sürü insan bulabiliyorsun. Meetup'lar düzenleniyor ofiste. Hmm. İşte GraphQL meetup'ları düzenleniyor. Security meetup'ları düzenleniyor. Capture the Flag oyunları düzenleniyor. Hmm. Yani şirket çalışanların kendi düzenledikleri şeyler var. Ayrıca insanların bilgilerini güncel tutmaları için benim çok beğendiğim BookBar var. Yani işte ofis, her ofiste bir duvarda şirketin okunmaya değer bulduğu kitaplar sebil duvarda var. Onlardan bir tane alıyorsun. Normal kitap. Normal basılı kitap. Onlardan bir tane alıyorsun. Üzerinde etiket var. Yani eğer beni beğeniyorsan okuduktan sonra geri getir. Ama çok beğeniyorsan geri getirmek zorunda değilsin. Saklamak istiyorsan. Yani al yeni, istiyorsan. Yenisini oraya koy. Ha, yani yenisini koy gibi bir şey de yok. Uzaktan çalışanlar için teknik de... Teknik kitaplar değil değil mi? Böyle roman. Artık yok yok roman değil. Olursa. Ama genelde aslında bizim şirket kültürünü oluşturan Tobi'yi çok etkilemiş kitaplar olabiliyor. Anladım. Aynı zamanda bunların teknik olanları da var. Şimdi orada da çeşitli şeyler var. Teknik olarak insanların işte Ruby'de, Rails'da kendilerini geliştirmeleri için hangi kitapların okunması gerektiğini düşünüyorlarsa öyle şeyler. Ayrıca şirket içinde mesela Sandy Metz'i bilirsin. Podder diye geçen kitabın yazarı. Yani Ruby ile Object Oriented Code yazmanın ana kaynak kitabını yazmış kişi. Bye. Onun workshopları da var. Mesela o workshoplar düzenleniyor ofislerde. Tabii sen bunları şey yapamıyorsun. Ben aslında katılabilirim. Eğer ben o workshop'a katılmak istiyorum dersem aslında benim seyahat paralarımı da ödüyor şirket. Aynı şekilde mesela ben bu sene RailsConf'a da gitme şansım oldu. Benim bütün seyahat konaklama masraflarını da şirket ödedi. Evet gittim bu sene. Keşke bilseydik. 50'ye doğmadan önce konuşurdu. Neyse onu da belki başka bir podcast yaparsam. Tabii konuşuruz onda. Şimdi bunlar çok güzel şeyler. Tabii ki bu kadar büyük ve community'nin içinde olan bir şirket olunca bu tip şeyler olabiliyor. Evet. Shopify open source proje kullanıyor ve open source'a da zaten sen dedin Sorbet'den dolayı da destek veriyor sadece, ve birçok şey de sadece var. Sorbet'ten dolayı değil. Demin dediğim gibi aslında şirket içinde yapılan şeylerin açığa çıkmasına aslında teşvik de ediliyor. Yani şirket içinde açık olan şeyler özellikle halka açık olmasında bir sorun yoksa veya bir özellikle bir maintenance sorunu yaratmayacaksa uğraştırmayacaksa. Yani uğraştırmayacaksa çünkü çoğu ekip çok yoğun oluyor. Az insanlar çok iş hallediyorlar. Mesela bizim dev tool'u o sebepten bir sadece Macintosh'larda çalışan yani macOS'da çalışan bir tool. Açamıyoruz. Özellikle öyle inşa edilmiş. Ya açabiliriz aslında ama çoğu insanın işine yaramayacak. Çünkü bir sürü insan Linux'ta, Windows'da çalışıyor. Yani. O özellikleri geliştirme gibi bir niyetimiz yok. Ekip çok küçük. Zaten bir sürü developer support şeylerini onlara destek veriyorlar. Bir de open source yapıp oradan gelen taleplere destek vermeye çalışsalar çok vakitleri bölünecek. Onun için o nedenle open source edilmiş bir proje değil. Ama edilebilir belki ileride eğer şey olursa. Ama ilk hedef open source edebileceğin her şeyi open source etmek. Onun için şirketin bayağı open source katkısı var. Mesela sadece Rails değil, GraphQL teknolojisini de ilk adopt eden şirketlerden bir tanesi Shopify. Şu an hatta bütün API'larımız GraphQL'e geçmiş durumda. Ve yanlış bilmiyorsam GraphQL'in spekinin board'unda da bizden birisi var. Bizim şirketten birisi var.
Yani GraphQL'in gelişiminden sorumlu insanlar da bizim şirkette çalışıyor. Hı. Kullandığımız bir teknoloji çünkü. Şunu da söyleyeyim, yan proje demiştin. Çok uzatmak da istemiyorum ama yok, şirket aktif olarak şeyi de teşvik ediyor. Her çalışanın kendisine mümkünse bir şey satmak için açtığı bir Shopify mağazası olmasını da teşvik ediyor. Shopify'a. Ki bizim kullanıcılarımız neler yaşıyorlar. Yani siz bu ürünü kullanın. Hem para kazanabiliyorsanız yan tarafta bir şey satarak kazanın, ne güzel. Hem de bunu yaparken sorunlar görüyorsanız ve onları iyileştirebilecek imkanlar da görüyorsanız onları da getirin, zaten konuşalım. Zaten mümkünse biz genelde geliştirici olarak bu işin biraz uzağında kalıyoruz. O ürünü kullanmak gerekiyor. Evet. Yani o perspektiften bakmak zor olabiliyor. Çünkü işin içindesin ve kaptırınca da hiç fark etmiyorsun bunu. Ama gerçekten orada bir Shopify user olarak başlarsan dünyaya ve gerçek dünyada kullandığın zaman da şey olabilir. Senin evet, var mı böyle için, bir şeyin? Onun için teşvik daha ediyorum. Daha herhalde. Ben daha öyle bir şey yapamadım. Evet abi. Yani evet, çok şey oldu. Yani yalnızca ben bir an böyle seni yıllardır orada çalışıyormuş gibi hissettim. Daha yeni 6 ay oldu. Evet evet. Bu kadar kalabalık bir şirkette yaklaşık herhalde 1000 falan developer var değil mi? 1000'den fazla evet. Peki istatistikler belki açıktır diye soruyorum. Bilmiyor da olabilirsin. Yani hani bilmiyorum demek de özgürsün. Kadın erkek dağılımı nasıl? Ya, üzülerek söyleyeceğim, bilmiyorum. Ama şirkette buna çok dikkat edildiğini biliyorum. Yani sadece kadın erkek eşitliği değil. Bütün azınlıklar veya kendini azınlık hisseden grupların seslerini duyurabiliyor olmaları, kadın erkek eşitliğinin şirkette bir sorun olmayacağı bir hale geliyor olması konusunda aktif olarak çalışan insanlar var. Ne yazık ki bizim sektörde bu bir pipeline sorunu da. Evet. Onun için yani onu nasıl çözeriz bilmiyorum ama mümkün olduğunca bu eşitliğe dikkat ediliyor. İstatistiği üzülerek tekrar söylüyorum ki bilmiyorum. Enteresan yani belki bu tip şeyleri hani bu kadar kadın çalışanımız var, bu kadar erkek çalışanımız var şu departmanda diye paylaşmışlardır. Eminim paylaşmışlardır ama ben daha anladım. Merak edip bakmadım açıkçası, ona da itiraf edeyim. Anladım, süper. Şimdi uzaktan çalışıyorsun, evet. Ve sen gece çalışıyorsun dedin. Böyle bir takip mekanizması var mı? Yani ufuk işte bir ya yoktur ama belki başka, yani senin en azından sizin takımınızda böyle bir metrik oluyor mu? Ne üzerinde çalıştığıma dair mi yoksa saat tamamlama olsun, hayır, mesai yok, gibi hayır, yani hiç, bu tip şeylere çok hiç öyle, bir şey öyle bir şeylere çok fazla dokunmuyorlar. Yok, yani işte yaptığın işler. Ha, yaptığın işler derken yani orada bir hıza mı bakıyorlar? Ya şey diyorlar mesela, ya da duydun mu? Yani çok yenisin ama olabilir belki. Ya, ufuk sen biraz yavaşladın niye gibi. Yani benimle öyle ya, bir şey olmadı. Tabii olmamıştı çünkü daha yeni tanıyorlar. Yani, tabii ki. Yani tabii çeşitli insanlarla öyle durumların olmuş olduğunu duydum. O sadece yavaşlıktan olmayabilir. Başka kültürel sorunlar da olabiliyor. Mesela bazı insanlar ekip arkadaşlarıyla çok iyi çalışan insanlar olmayabiliyorlar. Çok uluslu şirketlerde olabiliyor. Olabiliyor. İşte bazı insanların hareketleri, tavırları genelde takımda zehirleyici etkiler yaratabiliyor. İşte kültüre uymayabiliyor falan. O zaman işte o insanlarla genelde lideri konuşmalar yapıyorlar. Nasıl bunu daha iyi bir hale getirebiliriz diye. İşte improvement programlara falan sokuluyor. İşte bunu daha iyi bir hale getirecek. Yani ya verimi düşmüşse veyahut da dediğim gibi başka sorunlar varsa improve çözmeye çalışıyorlar. Şey, çözmeye yani. Çalışıyorlar ve çözmen için de yardımcı olmaya çalışıyorlar. Süpermiş. Ben yaşamadığım için bunu ikinci, üçüncü ağızdan biliyorum ama böyle bir mekanizma olduğunu biliyorum şirkette. Kestirip atmıyorlar yani, yok, yardım hayır, ediyorlar. Yok, çok güzel kestirip bu. Atmıyorlar çünkü zaten beğenerek aldıkları insanları mümkün olduğunca şirkette tutup onları da mümkün olduğunca iyi kullanabilmek şirketin de yararına zaten. Evet, güzel bir pas attın. Evet. Son sorumu soracağım. Beğenerek almak biliyordum dedin. Biliyordum oraya geleceğini. Şimdi bu kadar çok şey konuştuk, övdük evet. Shopify'ı. Gerçi neyi, yani övmesek de zaten belli bir noktada da. Ya sen nasıl girdin demeyeyim de genel konsept olarak yani bir işe alım süreci nasıl oluyor bu kadar büyük bir şirkette? Tabii ki. Yani kendinden hızlıca, örnekler verebilirsin, hızlıca anlatırsın. Yani benim en azından mülakat sürecimden bahsedeyim. Ben aslında şimdi girdiğim ekipteki
iş ilanını rastgele Twitter'da Rafael'in bir tweetinin, yani benim ekibime takım arkadaşı arıyoruz tweetinin retweetinden gördüm. Çünkü o noktada Rafael follow da etmiyordum galiba. Neyse bir şekilde Twitter'da gördüm. Başvurdum. Aslında şirkette çalışan bir arkadaşım beni içeriden refer etti. Ona galiba biraz değer veriyorlar değil mi? Ona biraz daha fazla değer veriyorlar. Ondan sonraki süreç ama herkes için aynı. Yani orayı etkilemiyor aslında. Önce birisi seni arıyor. Yani Can da az çok aynı şeyleri anlatmıştı. Bugün dinlediğim için o programı. Klasik, evet. Klasik. Yani önce bir telefon görüşmesi oluyor. Gerçekten orada yine Can'ın da baktığı gibi bir önceki programı referans veriyor. Kültüre ve gerçekten yani şirketi tanıyor mu? Gerçekten Shopify'da çalışmak isteyen birisi mi? Yoksa yani öylesine mi başvurmuş? Shopify'ı biliyor mu? Shopify'ın ne kadar çalışmak için güzel bir yer olduğu konusunda motive mi? Motivasyonu var mı? Onlara bakıyor ve yani gerçekten teknik olarak da bize uyar mı? Kültür olarak uyar mı? Sanırım İngilizce'ne de bakıyorlar. Yani, bir telefon konuşmasında yani kendini ifade edemiyorsan zaten oradan büyük ihtimal eleniyorsun. Ondan sonra ben uzakta olduğum için uzaktan yaptığımız Skype veya Hangouts üzerinden yaptığın ilginç iki tane interview var. Birincisine life story diyorlar, hayat hikayesi. Orada sen konuşuyorsun çoğunlukla. Ve karşında seni rekrut eden insan kaynaklarından senin hep bir tek bir recruiter var. Hep onunla görüşüyorsun zaten bütün süreç boyunca. Ki o senin değişmiyor. Galiba böyle bir menajerin gibi oluyor. Menajerin gibi oluyor, evet. Onunla yaptığın bir görüşme bu. Orada kendi hayat hikayeni, işte hayatında şu an geldiğin noktaya nasıl geldiğini, nasıl istiyorsan o şekilde anlatıyorsun. Türkçe'den geçiyor. Yok, nasıl istiyorsan derken yani ne açıdan anlatmak istiyorsan. Anladım. İster mesela kronolojik olarak geriye gitmek isteyen oluyor. Bazen anladım, işte anladım. Doğdum, büyüdüm, şu okula gittim, oradan sonra bunu yaptım diye kronolojik sırada anlatmak anladım. İsteyen varsa kimse karışmıyor ona. Orada da görmek istedikleri yani seni hayatta neler etkilemiş, neleri merak etmişsin, neler için çaba göstermişsin falan, onları bir görmek istiyorlar. Yani hayatta anladım, geldiğin süper. Noktaya nasıl geldiğini. Onun için de çok yönlendirmiyorlar bu hayat hikayesi. Bunun üstüne benim durumumda Rafael'le, yani beraber çalışacağın kişiyle bir teknik görüşme oluyor. Hı hı. O da ama yine böyle bir kod üzerinden görüşme falan gibi değil. İşte daha önce teknik neler yaptın? Aynen. Teknik ne projeler yaptın? Onunla ilgili çeşitli iyi biliyor musun, bilmiyor musun gibi daha derinlemesine sorular soruluyor. Onlar konuşuldu. Bunun üzerine eğer devam etmeyi düşünüyorlarsa bir adayla, o zaman ben yine uzakta olduğum için beni Ottawa'ya uçurdular. 5 günlüğüne Ottawa'ya uçtum. O 5 gün biraz başında sonunda bana süre verdiler. Yoksa uçar uçmaz interview'e girmeyeyim diye. Aslında bütün interview bir gün arka arkaya 4,5 saatte oluyor. İlk 1,5 saat pair programming yapılıyor. Pair programming yaptığın kişi sana örnek bir problem veriyor. Basit bir problem yani. Biraz algoritmik ama gittikçe karmaşıklaşan, işte şöyle bir şey yaratalım, şimdi buna şu özelliği ekleyelim, sonra bunu şöyle nasıl yapardın falan gibi hafif hafif karmaşıklaşan bir pair programming. O genelde izliyor, sen yazıyorsun ve istediğin dilde yazabilirsin, hangi dilde kendini rahat hissediyorsan o dilde. Nasıl olsa, çünkü seni interview eden insan bilmiyorsa bile dili anlayacak kadar veya ne sorular sorduğunu, işte kendi kendine nasıl düşündüğünü, nasıl yaklaştığını anlayabilecek kadar tecrübeli birisi. Ondan sonra birisiyle yemek yiyorsun. Bir saat öyle bir yemekte sohbetle geçiyor. Seni öyle bir ortamda da tanımış oluyorlar. Ondan sonra bir teknik hayat hikayesi görüşmesi var. O da bizim ekibin direktörü olan kişiyle uzaktan görüşmek zorunda kaldım. Çünkü o Toronto'daydı. Anladım. Ona da yine hayat hikayeni, bu sefer teknik olarak yani geldiğin yere nasıl geldin, nasıl kararlar aldın, o teknik şeylerini anlamak için yararlı oluyor. En son da bir whiteboard'da problem çözme. Ha, whiteboard var. Evet, whiteboard var. Ama şey değil yani, algoritmik bir problem çözme değil. Mesela bana Shopify'ın işte build değil bu dedim ya, işte 100,000 tane test run ediyor. Evet. İşte yüzlerce worker'a dağılıyor falan. Mesela bunu azaltmak istesek nasıl azaltabiliriz?
güvenlikten kaybetmeden azaltmanın yöntemleri ne olabilir gibi bir soru sormuşlardı. Orada yani bir problem veriliyor yine öyle. Ama algoritmik bir problem değil yani. Bir iş problemi gibi bir şey. Anladım. Orada tabii yine doğru yanlış cevap yok. Çünkü şirketin sadece de daha bunu bulduğu yok. Sadece nasıl yaklaştığına bakıyorlar. Evet. İşte mesela ben de orada demiştim ki probabilistik şeyler yapabilirsin. Yapmaya çalışabilirsin demiştim. İşte yapılan kod değişikliği hangi testlerin çalıştırılmasını gerektiriyorsa o testleri bulup nereye o testleri tetiklettirebilirsin. Ama Ruby'de bu çok zor. Şimdi mesela Sorbet ile belki bunun da daha kolaylaşabileceğini düşünüyoruz. Çünkü statik olarak analiz edebiliyorsun kodu. Statik analiz yapmadan bunu doğru olarak yapabilmen imkansız. Zor da değil aslında, imkansız. Evet. Özellikle Ruby gibi bir dilde. Ondan sonra başka şeylere geldik. İşte ihtimal şeyi olarak, istatistiksel olarak bunu nasıl yapardın? Bunu yapacak olsan, şöyle yapacak olsan nasıl bir mimari kurardın? Ne kullanırdın? İşte bir Redis mi yapardın? Oraya bir şey mi koyardın falan. Onları görmeye çalışıyorlar. Yani bir problemi nasıl çözüyorsun? Onu whiteboard dedikleri o yani. Yoksa kod falan yazmıyorsun o şeyde. Anladım. On-site görüşme öyle. Ondan sonra da işte geri döndükten sonra birkaç hafta onlar kendi aralarında görüşüyorlar. İşte görüştükleri adayları eliyorlar. Sonra bir teklif yapıyorlar. İşte o teklifi kabul edersen de bir başlama tarihi belirliyorsun. Başlama tarihinde de yine uzaktan çalışan birisiysen seni yine bir ofise uçuruyorlar. İşte ekibinin merkezinde ise onboarding için en az bir hafta, genelde iki hafta orada bir hafta onboarding yapıyorsun, bir hafta ekibinle çalışıyorsun. Sonra çok güzel yani bu kadar şey anlattın yaklaşık bir galiba bir 7 dakika falan 6-5-6 dakika. Evet. Galiba bu bir ay falan sürdü değil mi? Ben geçen Temmuz gibi gördüm ilanı. Başlangıç tarihi. Bana teklif verilmesi ve benim kabul etmem Kasım gibi oldu. Başlangıç tarihimde Aralık oldu. Bir ay değil tabii ki. Bir aydan daha uzun. Çünkü bir de mesela arada gidip geliyorsun. Hayat hikayesi falan şeylerine geçtikten sonra otobaya uçuruyorlar ama bir de zaman vermeleri lazım sana. Mesela ben o sırada başka bir işte çalışıyordum. Ha. Ben o işten bir tatil alman şeyim var. Şimdi oradan da ayrılmak istemiyorum bu belli olmadan. Onun için orada bir izin kullandım. O izni kullandım. Ona göre çünkü programını yapmana izin vermeleri lazım. Seni sıkıştırmıyorlar yani. Evet. Onun için o zaten bir ay sürdü. Onun hazırlanması, uçak biletini alıyorlar, şey yapıyorlar falan. Otelini ayarlıyorlar senin. Onların hazırlanması zaten bir ay sürdü. İşte oraya gittikten sonra 2-3 hafta onların karar vermesi. İşte teklif süreçleri, şu shortlist'e alıyorlar. Pardon, hemen teklif de değil. Önce bir shortlist'e alıyorlar. Ona haber veriyorlar. Shortlist'e girdin diye. Sonra shortlist'ten sonra teklif falan sürüyor yani. Şey çok dikkatimi çekti şimdi teknik yani sert teknik olan yani pair programming dışında teknik hiçbir şey yok. Hadi whiteboard'a teknik diyebiliriz gene de ama gene de oturup yani bir kod yani gerçekten bir şey yapmadığın hani doğrunun yanlışın olmadığı bir sadece o var. O da gerçekten aslında, çok soft şeyler var baktığım vakit. O da çünkü aslında şirket felsefesi. Onu diyecektim. Dolayı. Şirket kültürü. Çünkü yani şirket kültürü ve felsefesi özellikle mesela şirket kişilerin okullarına, eğitim durumlarına işte yok doktoralı mı değil mi yani çok özel bir rol için düşünmüyorsa kişiyi o eğitim şeylerine bakmıyor. Özellikle de bakmıyor çünkü onun herhangi bir anlamı olmadığını düşünüyorlar. Daha önce de dediğim gibi beraber çalışmak isteyecekleri, beraber çalışırlarsa güvenebilecekleri, dediğim gibi çünkü şirkette bir de her şey açık. Güvenebileceklerini hissettikleri, yeni şeyler öğrenmeye açık, yeni şeyler öğrenebilecek, soru soran. Çünkü mesela o pair programming'de de problemi çözemiyor olabilirsin ama doğru soruları soruyor musun? Takıldığın yerde yanındaki insana soru sorarak internet serbest mi? Yani şey, soru çekmek bir şey. Herhangi bir şey yapabilirsin. Her şey serbest. Ama yani takıldığın yerde nasıl davranıyorsun? Nasıl şey yapıyorsun? Yani nasıl problem çözüyorsun? Asıl onlara bakıyorlar. Anladım. Yani çünkü kendini geliştirebilecek insanlarla beraber çalışmak istiyorlar. Kendi makinanda mı yapıyorsun? Onlar makine geliyor. Nasıl istiyorsan. Okay. Kendi makinanda geliyorsan onu tabii ki tercih ediyorlar. Sen daha rahat olacağın için. Anladım. Veyahut da sana bir makine verebiliriz diyorlar. Peki şey diyecektim, ne diyecektim?
Peki tavsiyen nedir? Yani sen çünkü çok eski bir developersın aslında baktın. Yani eski derken geçmişim var. Evet. Hani tırnak içinde dünkü çocuk değilsin. Evet. Multidisiplin mi diyeyim, başka bir sektör, yani başka bir disiplinden gelip bu işi yapıyorsun. Aslında fizik, dediğin gibi başta öyle bir fizik doktoran var. Evet. Yani gençlere, bize, yani bize belki bana da olabilir de genel olarak, yani hani ne tavsiye edersin? Shopify'a hani sen girdin, okey, yani nasıl bir rol model izlesinler, ne yapsınlar öyle bir şirkette çalışabilmek için? Yani bir kere öyle bir şirkette çalışabilmek için kendilerine bence bir hedef koymasınlar. Bir kere yani öğrenmek ve merak etmek benim en azından kendim için hayatta çok önem verdiğim şeyler. Bir şeyin nasıl çalıştığını merak edip onun nasıl çalıştığını öğrenene kadar da rahat etmemek çok güzel bir şey. İnsana çok şey katıyor. Bir de kendini, insanın bir şeye, bir konuya sınırlamaması. Mesela ben hiçbir zaman kendimi Ruby'ciyim, Rails'ciyim, işte PHP'ciyim falan diye tanımlamadım. Tanımlamayı da sevmem. Çünkü işte işine gerektiriyorsa onu yapabilen çok bir önemli insan olmak. Onun için öyle, yani multidisipliner olmak önemli. Çok kod okumak çok iyi bir şey. Evet. Bu, çünkü ben kod yazmanın, DHH ile orada aynı düşünüyoruz. Kod yazmanın kitap yazmak gibi yazarlıkla aynı seviyede yaratıcı bir şey olduğunu düşünüyorum. Nasıl kitap yazmanın, iyi kitap yazmanın yolu çok kitap okumaktan ve değişik insanların stillerine aşina olmaktan geçiyorsa, iyi kod yazmanın da çok kod okumak ve değişik kod yazma stillerine aşina olmak ve onları görüp öğrenmek, böyle de oluyormuş, evet, demekten geçtiğini düşünüyorum. Ben bunu sen bana yıllar önce demiştin, dikkat etmeye çalışıyorum. Ama ne yazık ki ben söylerim, yani çok da şey yapmam. Kod okumak beni sıkıyor zaman zaman. Olur, tabii. Rahatsız ediyor. O ayrı bir disiplin. Kitap okumak sıkmıyor. Çünkü orada başka bir dünya var. Ama diğer dediğin özellik bende çok fazla bulunmadığı için, merak, yani hani nasıl çalıştığını en azından senin kadar merak etmediğim için bundan kaynaklanıyor olabilir. Ama çünkü merak ediyorsan gidip okuyorsun. Keşke çünkü bunu okumadan mı o merakını gidermen imkansız. Aynen. Keşke bunu yıllar önce birileri bize deseydi de daha dikkatli yaklaşsaydık ve şu anda tabii çok hype open source falan, artık her şey ortalıkta yani. Evet. Okuyup bakılıp anlaşılabilir. Özellikle bu dediğin gibi çok önemli bir nokta. Merak zaten dedin, yani özellikle Shopify üzerinde sormamıştım zaten, yani öyle bir şirkette çalışmak diye demiştim. Tamam. Zaten cevabı da az çok aldım. Vallahi abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür çok ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Uzun oldu ama kusura bakma, biraz uzadı. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Keşke daha da çok konuşsak. Umarım dinleyenler de aynı keyfi alırlar. İki sene sonra bir daha konuşuruz belki böyle şey İnşallah. Olunca. Shopify'da şey yapınca. Peki senin eklemek istediğin bir şeyler var mı? Özellikle aklıma gelen, eklemek istediğim bir şey yok. Benim programa davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Bütün bölümleri ben de dinlemeye çalışıyorum. Hep çok güzel bölümler oluyor. Teşekkür ederim böyle bir girişimde bulunduğun için. Ben de geldiğin için çok teşekkür ederim ve yani her podcast'te söylüyorum. Bu podcast'te başladığımda hiç aklımda yoktu ama gerçekten, yani bilmiyorum neden oldu ama çok fazla insan edinmişim. Yani çok güzel insanlar, ne çok güzel yerlerde çalışan insanlar özellikle. Ve bu da şeyi arttırıyor. Yani çok farklı değil aslında. Hemen hemen aynı şeyleri söylüyoruz ama baktığın zaman, yani bir Shopify konuşuyoruz. İşte GitLab konuştuk. Hürriyet Emlak konuştuk. Evet. Ve yani buradan söyleyeyim, daha büyük şirketlerde daha güzel insanların paylaşımlarını da konuşacağız. Bu da beni gerçekten çok mutlu oluyorum. Ve böylelikle de sizlerle böyle seninle yüz yüze görüştük ama en azından öbür internetten de olsa konuştuğum insanlarla bir şekilde paylaşımda bulunuyorum. Bu da çok güzel bir şey. Evet, o da zaten ya, kabul ettiğiniz için ve paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Ne çünkü demek, paylaşım tabii. Çok önemli biliyorsun. Bir miktar katkımız olduysa. İnşallah oluyordur, yani ne bileyim ben böyle güzel, hani anlıyorlardır. Aa böyle burada bunu yapıyorlar. Dur ben de inceleyeyim. Mesela işte dedin sorbet, işte yeni public oldu. Gidip bakılıp kurcalanabilir. Gerçi evet. Biz Ruby Türkiye Slack grubunda hemen reklam yapayım olduğumuz için görüyoruz direkt canlı olarak, evet, ama. Ben orada paylaştım. Evet, Twitter'da falan paylaşmadı. Çünkü orada paylaştın yani direkt, değil mi? Evet, bu aralar sosyal medyayı daha az kullanıyorum. Ama bu arada yani benimle irtibata geçmek isteyen arkadaşlar da varsa Twitter üzerinden ulaşabilirler.
Aynı zamanda bilmiyorum e-mailimi şimdi burada paylaşsam ufuk@kayserlioğlu.com. Ya Türkçe Twitter'da zaten görünce oradan gerekiyorsa e-mail de atabilirler. Falan elimden yani geldiğince işte herkese cevap verip yardımcı olmaya da çalışırım. Veya Ruby.tr grubuna katılırlarsa evet, orada da olabildiğince aktifim. Çok teşekkür ederim abi tekrar. Ben programı kapatıyorum izninle. Teşekkür ederim. Paraşütle üretim bandı tekniğin sonuna geldik. Bu bölümde Ufuk Kayserlioğlu bizimle birlikteydi. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Paraşütle Üretim Bandı'nın bu bölümünü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer bölümlere üretimbandlıpodcast.com, Spotify, iTunes ve diğer podcast uygulamalarına ulaşabilir. Bizimle yine sitemizden ya da Twitter hesabımızdan iletişime geçebilirsiniz. Gitmeden önce size Gümlet Medya'nın diğer podcastlerinden kısaca bahsetmek istiyorum. Girişimci Muhabbeti, Sami Can Barış ve Tuna tarafından sunulan haftalık teknoloji, girişimcilik ve güncel konular hakkında muhabbet ettikleri bir podcast. Girişimcilik ve teknolojinin bugün ve yarını konusunda yayınlanan bir diğer haftalık podcast ise Arman ve Koray'ın sunduğu Yollarda TV. Yayınlarına aynı zamanda YouTube'dan da ulaşabilirsiniz. Bir diğer podcast ise Serbest Oyun İmalatı. Oyun ve animasyon sektörlerinde yıllarca dirsek çürüten Zeynep Borç'un evde geliştirdikleri yeni oyunları Anytown, Garage Sale Monsters üzerinden Türkiye'de bağımsız oyun geliştirmeyi her yönüyle masaya yatırıyorlar. İyi dinlemeler.